AK Parti milletvekilleri ofisinden Kahramanmaraş'a müjdeler geldi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ankara'da yaptıkları çeşitli görüşmeler sonrasında Kahramanmaraş'a yatırım müjdeleri verdi. AK Parti milletvekilleri ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri olarak şehrimiz için önemli ve öncelikli olduğunu değerlendirdiğimiz birkaç konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde yaptığımız girişimler ve alınan neticeleri kamuoyuyla paylaşmak istedik. Sağlık Bakanlığımızla yapılan görüşme. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bulunduğu yerleşkede bulunan ana binaya entegre 300 yataklı kadın doğum hastanesi yapılması talebimiz, Sağlık Bakanımız tarafından önemli bulunmuş ve ihalesinin yapılması talimatı verilmiştir. Necip Fazıl Şehir Hastanemizin ek hizmet binası olarak hizmet veren Yörük Selim ek hizmet binasının 300 yataklı bir hastane olarak planlanması ve ihale edilmesi için daha önce yaptığımız görüşmede, Yörük Selim ek hizmet binasının alanının yetersiz olması nedeniyle yatırıma alınamamıştı. Bu defa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin hastane alanı olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettiği Kuzey Çevre Yolu bitişiğinde 43.422 metrekare üzerine Yörük Selim ek hizmet binası yapılması talebimiz uygun görülmüş ve Bakanımız tarafından hastanenin yapılabilmesi için teknik ekiplere talimat verilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanımızla yapılan görüşme. Şehrimizdeki sporseverlerimizin ve kamuoyunun beklentisi olan yeni stadyum konusu görüşülmüştür. Malum olduğu üzere 1982 yılında faaliyete geçen 12 Şubat Stadyumumuz, 2000 kapalı, 2500 maraton, 6500 kale arkası olmak üzere toplam 11.000 seyirci kapasitelidir. İlimiz takımlarından Kahramanmaraş Spor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi, 1920 Maraş Spor ise bölgesel amatör ligde mücadele etmektedir. Mevcut stadyumumuz 34.000 metrekare alanda ve şehir merkezinde kalmıştır. Gençlik ve Spor Bakanımız ve ardından Yatırımlar Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda 12 Şubat Stadyumunun ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı burasının yeni yapılacak stadyuma finansman sağlaması yönüyle çalışma başlatılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda 43.000 metrekare alana sahip Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun yerine yeni bir stadyum yapılması ve bu stadyum kendi kendini finanse edebilecek bir şekilde tasarlanması kararı alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanımızla yaptığımız görüşme. Germanike mozaiklerinin bulunduğu Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerini kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alan 2010 yılında 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu tescil ile 3660 sayıda parsel ve 3750 sayıda bir veya iki katlı konut üzerinde yeni bina, tadilat ve imar uygulaması izne tabi hale geldiği ve bu durumun vatandaşın mağduriyetine sebep olduğu tarafımızdan izah edilmiş. Sayın Bakanımızca da bu talebimiz uygun bulunmuş ve bu 140 hektarlık alanda çalışma yapılarak alanın daraltılması talimatı verilmiştir. Sayın Bakanımız bu talimatını bir süreyle de sınırlamış ve 15 gün içinde çalışmanın yapılması, kendisine rapor verilmesine ekiplere talimat vermiştir. Yine ayrıca Kahramanmaraş Kalemizin restorasyon çalışmasının tamamlanmış olmasına rağmen turizme açılmamış olmasına dair talebimizin de gereği konusunda talimat vermiş ve derhal açılmasının sağlanacağı bildirilmiştir. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile yapılan görüşmeler sonucunda Hal Kavşağı ve tren istasyonu mevkiindeki yol çalışmasının tamamlanması için gerekli ödeneğin gönderilmesi talebimiz karşılanmış ve her iki çalışmanın da tamamlanmasına dair Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmiştir. Yapılan çalışmalarda bakanlarımızla kısa sürede görüşmelerimizi sağlayan ve şehrimizin sorunlarının takipçisi olan Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal'a, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç'e, milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal'a teşekkür ederiz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisi.